Şimdi şöyle aslında günümüzde artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık çok küçük yaşlardan itibaren insanların sosyal medyayla tanıştığını ve bu mecraya adım attığını görüyoruz. Tabii bu ciddi anlamda, çok ciddi anlamda büyük verilerin sosyal medyada oluşumuna temel hazırlıyor. Şöyle ki ben biraz sosyal medyayı baraj misali olarak tanımlıyorum. Yani suyun baraja tutulduğu gibi verinin oluştuğu, verinin tutulduğu çok ciddi anlamda büyük denebilecek veri kümelerinin oluştuğu bir alan. Tabii artık firmalar da bu büyük veriyi kullanımını farklı alanlara taşımış durumda. Mesela birçok firma artık şikayet yönetimini ya da marka yönetimini sosyal medya üzerinden yapabilir hale geldi. Ve bu alanda ciddi yatırımlar yapıyorlar ve ekipler kuruyorlar hatta. Sırf sosyal medyaya özel kurulan biliyorsunuz ekipler var. Bu ekiplerin sadece işi günlük olarak tabii ki insanların, yani milyonlarca insanın oluşturduğu veriyi tek tek takip edebilmek de mümkün değil takdir edersiniz ki. Bu ekiplerin yaptığı olay, ellerindeki mevcut yazılımlar ile bu verileri, yani buradaki şikayetleri takip edebilmeleri. Mesela bizim de kendimize ait olan, işte sentiment analizi yapan, duygu nedenlerini analizi yapan ürünümüz mevcut, yazılımımız mevcut. Şimdi bu yazılımın yaptığı konu, buradaki bir markayla alakalı bir şikayet, bir temenni ya da iyi niyet bildirimini algılayıp bununla alakalı o kullanıcıya firmanın dönüşünü sağlayan aslında bir yazılım. Yani bir sorun tespit etme ya da teşekkür ya da iyi niyeti tespit etme yazılımı. Tabii oluşan bu veriyi ciddi anlamda farklı mecralarda da, farklı amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Oradaki elde ettiğiniz büyük veriyle o kişiye bir pazarlama yapabiliyorsunuz ya da çapraz bir satış yapabiliyorsunuz. Örneğin herhangi bir alışveriş sitesine giren bir beyefendi işte bir çocuk bezi alıyorsa o kişiye çocuk arabası, bebek arabası öneriyorsunuz ya da bir oyuncak öneriyorsunuz. Çünkü o kişinin artık sosyal medyadan yaptığınız analiz de gerçekten küçük yaş gruplarına hitap eden bir ebeveyn olduğunu anlıyorsunuz ve ona yönelik pazarlama faaliyetlerinde aslında bulunuyorsunuz. Tabii bir yandan da bu verinin oluşmasıyla birlikte çok ciddi anlamda yatırımlar yapması gerekiyor firmaların. Ya da yatırım yapabilme kapasitesine sahip olmayan firmalar bu cloud dediğimiz, bulut mimari dediğimiz tek bir merkezde sistemin kurulması ve birçok farklı firmanın o bulut mimarisinden teknolojik olarak destek almasını sağlayıp yatırım maliyetlerini düşürebiliyorsunuz. Günümüzde hani gittiği nokta olarak sosyal medyanın artık şikayet yönetimi, pazarlama yönetimi, satış aktivitelerinin yönetimi alanında gibi birçok alanda faaliyet gösterebildiğinizi görüyorsunuz.